İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Türkiye'nin en çok seyredilen tarımsal eğitim programı Çiftçinin Sesi'ne sezon finaliyle beraber hoş geldiniz. Sezon finali diyoruz ki bu sene yapmış olduğumuz programların sizlere muhteşem katkısı olduğundan dolayı bizler de biraz yorulduk. Sizlere daha iyi programlar çıkarabilmek için bu sezonki diyelim, bu seneki biraz olmayacak. Bu sezonki programımızın sonunu yapıyoruz. Ramazan'dan sonra Çiftçinin Sesi adlı programımız sezon açılışıyla beraber tekrardan başlayacak ki malum mevsimimiz artık yavaş yavaş yaza dönmeye başladı. Ürünlerimiz gün ışığına çıkmaya başladı ve hasatlarımız da başlayacak. Bizler de sizlere bu fırsatı yakalamışken saha eğitimleriyle destekler vermek istiyoruz. Bundan dolayı stüdyo programlarımızdan ziyade ağırlıklı olarak sahada yapacağımız programlarla sizlere yaz boyunca ekranlarda bilgi vermeye çalışacağız ki bugünkü programımız benim için çok önemli. Hem sezon finalimiz aynı zamanda da geçen sene yaptığımız yine bir ilki yaşatıp bugünlere kadar getirdik ve güzel başarılar elde ettik. Bunu konuşacağız sizlerle. Bu ne? Tabii ki fragmanlarda da gördüğünüz gibi geçen sene sizlere yaptığımız sıvı kükürt programıydı. Sıvı kükürt toprağımızın bir ihtiyacı olduğunu anladık. Bunun üzerine çalışmalar yaptık. Bunun üzerine uygulamalar yaptık ve sizlerden gelen neticeleri değerlendireceğiz özellikle bugün. Yine konuğumuz firma yetkilisi, besleme uzmanı Sayın Zahir Kaçmaz. Hoş geldiniz Zahir Bey. Ben yine çok uzun konuştum. Hoş bulduk Sinan Bey. Gerçekten programlarınızdan dolayı kaliteli programlar yapıyorsunuz. Sağ Verimli olun. programlar yapıyorsunuz. Bu ülkedeki bu çiftçilere gerçekten doğru ürünleri doğru bir şekilde tanıttığınız için ayrıca size teşekkür Sağ ediyorum. olun ben. Allah razı olsun. Cümlemizden. Bu arada tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutlar. Evet. Hayırlara vesile olmasını dilerim. Kesinlikle Evet. tüm çiftçilerimizin, tüm Müslüman aleminin Miraç Kandilini bir kere daha kanalımız adına ve şahsımız adına kutluyoruz efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet Zahir Bey, geçen sene çok güzel bir çıkış yaptık. Hani genelde çiftçilerimiz tarafından yenilikler çok zor benimsenir. Hani Doğrudur. biliyorsunuz siz de bir çiftçisiniz çünkü siz de aynı Evet, zamanda. çiftçilikten gelmeyiz, doğrudur. Yani kükürtle ilgili bir devrim yapmak istedik. Çünkü toprağımızın bir ihtiyacının olduğunu bildik. Hani besleme tarafını geçtim. Bizim topraklarımızın o bozulan yapısını tekrar canlandırabilmek, tekrar hayat bulmasını sağlayabilmek adına bir program, bir ürün ve bir insanla beraber bir yola çıktık ve çok güzel noktalara geldik. Üreticilerimiz de bir yıl boyunca bu konuyla, bu ürünle ilgili haşır neşir oldunuz ve aldığınız cevaplar nasıl oldu? Şimdi geçen programda çok güzel katılımcılar oldu. Programdan sonra aşağı yukarı 1800-2000 yakın üreticiyle Ne güzel. buluştuk, görüştük. Teknolojinin nimetlerinden faydalanarak gidebildiğimiz yere kadar gidebildik. Valla Yani ben o konuda takdir ediyorum sizi. Yani sağ olun. 1800-2000 tane üreticinin yanına gitmek, yani insanın robot Yani olması gerek yani bir yıl buradan içinde. Zonguldak'a tutalım, Tekirdağ'a Yani tutalım, özellikle Diyarbakır'ına tutalım. Zonguldak'tan İsmail Bey'e buradan selam Evet, gönderelim. gerçekten öyle. Allah Evet. razı olsun. Oraya da gittik. Onlar Evet. 2 gün bizi ağırladılar. Oradaki fındıklardaki sorunu zaten Evet. az sonra dile getireceğiz. Bize ulaşan üreticilerle ürünleri özellikle bizim üretmiş olduğumuz işte Golden Ace sıvı kükürtten bahsediyoruz. Anlattık, istediler. Şahitli uygulamalar yaptı. Çünkü tüm üreticilere bizim ilk söylediğimiz şey bize güvenmeleri Evet. ve bu ürünün kendilerine nasıl bir katkı sağladığını kendi gözleriyle görmeli. Bizim Doğru. anlatımımız bir tarafa. Kendi gördükleri bir Tabii tarafa. ki şimdi zaten tüm çiftçilerin kafasında bir kükürt mantığı var. Bu oluştu. Bu çok güzel bir olay. Yani bu toprakların özellikle kireç ve tuzun bertaraf etmek, bu topraklardan arındırmak, temizlemenin tek yöntemi dünyanın neresine giderseniz gidin kükürt elementiyle karşılaşırsınız. Yani 7000 yıllık tarihi olan bir elementten bahsediyoruz. Hem topraklardaki kireci, tuzu ve özellikle fungal etmenlere karşı Mücadele. göstermiş olduğu mücadelesi mükemmel bir şey. Ama burada işte kükürtlerin formülasyonu çok önemli. Evet. Çiftçileri bu konuda doğru bilgilendirmek, İşte önemli doğru olan zamanda uygulatmak
Bizim kendi görevimizdir. Çünkü Ne güzel. piyasada gerçekten çok bilgi kirliliği var. Teknik arkadaşlar olsun, bayi arkadaşlar olsun, ilk bakışları işin ticari boyutuna bakıyorlar. Yani insanların, bu çiftçilerin doğru bir şekilde beslemelerini alabilmesi için bu toprakları rehabilite etmek lazım. Bunu Stresle da yapmak lazım. kükürtle yapıyoruz. Evet. Güzel bir giriş yaptınız. Özellikle tabii ki biz bir yıldır haşır neşiriz. Ben kendim de kullandım sizlerin ürününden ki programımızı özellikle kükürtlü olan programımızı ilk defa izleyen üreticilerimiz vardır. Ki birçok üreticimiz programı tekrar tekrar izliyor. Kükürt denince ayrı bir seyirci topluyoruz. Ben yine sil baştan kükürtle ilgili sizden biraz bilgiler almak istiyorum. Çünkü bizdeki kükürt diyoruz ama çiftçinin kafasındaki kükürt mantığı dönüme atarsınız böyle 50 kilo 100 kilo toz kükürtten başka bir şey değil. Ve sadece pH'ı düşürmekten başka bir şey değil. En fazla bağda küllemeye karşı ondan başka bir şey değil. Bizim bugün konuşacağımız kükürt tam aksine sadece beslemesiyle değil, hastalıklara karşı mücadelesiyle, toprağı rehabilite etmesiyle ve besin elementi çözümü ve kireci parçalamasıyla bir ele alınan kükürt. Yanlış mı biliyorum? Doğru biliyorsunuz. Burada zaten masada şu anda demin dedim çiftçilerin kafasında Evet. bir kükürt mantığı var ve piyasada kükürt üreten ve kükürt ticaretini yapan firmalar vardır. Artı beraberinde Türkiye topraklarının %80'i yani biraz Karadeniz bölgesi Evet. hariç orası aşırı yağışlardan dolayı pH'lar yüksek değil. Orası bilakis düşük Evet. pH'lardan. Biz o bölgede de düşük pH'li olan yerlerde de özellikle fındık bitkilerinde aşırı yağış ve nemden dolayı fındık gövdelerine yani ağaçların gövdelerinde yosunlaşmalar meydana geliyor. Biz sonbahar uygulamalarında Zonguldak'a gittiğimizde orada demonstrasyonlar yaptık, uygulamalarımızı yaptık. Hem toprağa hem de bitkinin bordo bulamacı misali ağaçları sonbaharda kükürtlen yıkadığımızda şu anki yaptığımız görüşmelerde bizim yaptığımız fındık bitkilerinde yosunla arındığını görüyoruz. Ne güzel. Bu da tabii ki Çünkü bitkinin tabii sağlığı bitkinin demek. verimine yansıyor. Ha. Normal fındık bitkisinin bir gövdesi 40 yıl içerisinde size hasat verir. Ama bugünün şartlarına baktığımızda özellikle o yosunlaşma ağaçlarımızı yani Hı. ocaklar diye tabir ettiğimiz fındıklardaki gövdeleri 4 ve 5 yıl içerisinde budayıp yeni Doğru. fışkınlar aldırmakla verim almaya çalışıyorlar. Bu da katma değeri yüksek olan bir ürünün ülkemizde gerçekten verim Rekoltesini düşürüyor. rekoltesini de düşürüyor. İnsanlar da bu konuda zaten fındık bir düşüyor bir kalkıyor. O ayrı bir mesele, pazar konusu. Ama verim konusunda da bizim yapacağımız uygulamalar, vereceğimiz bilgileri bu çiftçileri iyi bir hasat, iyi bir ürün, az masrafla maksimum verim aldırmak gerekiyor. Evet. Bunları da doğru beslemeyle yapmak gerekiyor. Muhakkak özellikle dediğimiz gibi üreticilerimize bugün konuştuğumuz kükürt çok farklı. Onun için sizlere hem bir video hazırladık, aynı zamanda da önümüzde örnekler ve görseller var. Neden farklı? Nasıl bir amaca hitap ediyor? Bunları aktarmak istiyorum. Şimdi kameraman arkadaşımız sizlere yakından gösterecektir. Bizim burada şu anda 4 farklı kükürtümüz var. Bu kükürtlerin kullanım amacı ve piyasadaki bilindiği isimleriyle bilgiler vermek istiyoruz size. Şu an tarımda en çok kullanılan kükürtümüz toz kükürt. Toz kükürtü bildiğim Bildiğimiz toz kükürt. es kayasından elde edilen partikülü ne kadar küçültülürse çözünürlüğü o Yani. kadar yüksek olan herkesin bildiği bir sarı toz kükürtten Evet, bu geliyor. genelde dediğimiz gibi pH düşürmede ve bağda küllemede kullanılan kükürtümüz. Tülbentlere sarıp buna eskiden bağlara Yapraktan atarlardı, uygulama yapılıp yapraklardı. kırmızı örümcekle akarlara karşı ve fungisitlere karşı Evet, mücadelede kullanılan mücadele bir kükürt. yapılırdı ama bunun ekstradan bir kullanım alanı yoktu. Ki bunun toprakta örnek vermek gerekirse pH düşürmek için şu kükürtü kullandığımızda pH'ın örnek veriyorum 8.6'dan 7.6'ya düşmesi en az 2 sene.
En az. Şimdi 2 seneden ziyade Sinan Bey 8.6'dan 7.6'ya düşürmek gerçekten mucize bir rakam. Mucizevi bir şey. Çünkü, ben örnek verdim sana. pH dediğimiz olay aritmetik bir olay değildir. Evet. Logaritmik bir kavramdır. Evet. Yani bunu şöyle örnekleyelim. Çiftçilerin anlayabileceği tarzda bir depremi düşünelim. 6.5 şiddetindeki bir depremle 7.5 şiddetindeki deprem dünyalar kadar fark eder. Doğru. Bugün pH'sı 8 olan bir toprağın bırakın 7.5'a 7.80'a 7.90'a düşürdüğünüzde bitkide çok ciddi farklar oynar. Bizim bu kükürtlerde şurada görmüş olduğumuz sarı toz kükürt, yan tarafında işte pelet olan cips kükürt ve şurada da sondaki yeşil çiftçilerin mercimek kükürt diye bildikleri bentonitli kükürtten bahsediyorum. Evet. Bu kükürtlerin hangi toprağa uygularsanız uygulayın, kükürtlerin bu formülasyonun bitki besleme ile alakalı bitkiye faydası vardır. Evet. Topraktaki pH ile alakalı bir ila 3 yıldan aşağı mümkün değildir. Mümkün değil. Çünkü kesin. Kükürdün bir oksidasyon süreci vardır. Toprakta. Oksidasyon sürecinin de şartları vardır. Onlar hepsi yerine gelecek ki. İşte bunlardan çok basit. Topraklarımızda analiz yapıldığında kesinlikle ilk şartımız kükürt bakteri faaliyetinin olması lazım. Evet. Toprağın en az 15-20 santimetre aşağısına gömülüp 15 santigrat sıcaklık altında olması lazım. Evet. Artı bol oksijen alması gerekiyor. Bu şartların hiçbirini, velev ki bunların olduğunu farz edelim, 3 ila 5 yıldan aşağı mümkün değildir. Kesinlikle böyle bir denge oluştursun kendine. Çiftçilerimizin böyle bir lüksü mümkün değildir. Yani bizim çiftçilerimiz bugün hangi bitkiyi toprağa ekersek ekelim, biz aynı sezon içerisinde maksimum 6 ay içerisinde bunu hasata getirip biçmemiz gerekiyor. Tabii. Bu kükürtlerin o 6 ay süre içerisinde yapabileceği en büyük fazla destek kükürt beslemesi. O kadar. Onun dışında mümkün değil. Çünkü bunu toprağa attıklarında 6 ay sonra 1 sene sonra aynı yeri kazsınlar, koymuş olduk kükürtü orada tekrardan göreceklerdir. Durur. Pek kesinlikle fazla bir şey değişmez ki, ondan dolayı söylüyorum. Tamam, şu bir gerçek, kükürt azot, yani birçok üretici biliriz, azot, fosfor, potasyum 4 ana besin elementinden sonra kükürt. Dördüncü makro kükürtü. Besin elementi kükürt. Yani bugün tüm bitkilerin hemen hemen fosfor ihtiyacı, özellikle bitkilerin fosfor ihtiyacı ne kadarsa kükürt ihtiyacı da o kadardır. Yani bugün tartışmıyorum onu. Kesinlikle, yani dördüncü makrodur. Bugün işte çiftçilerimizin gübre olarak, oran olarak bildikleri azot, fosfor, potas makroları bilirler. Makrolardan o üçü bilinir. Yani mikroların da demir, çinko, bor, mangan. Eğer ki topraktaki pH yüksekse vermiş olduğumuz mikroların da alımı zorlaşır. Zorluyor. Örnek atıyorum, siz 2 kilogram bir mikroyu atarsanız toprağa kirecin varlığından dolayı bu 2 kilonun ancak 250 gramını en bitki alır. O kadar. Diğerleri kireç bağlar, müsaade etmez, toprakta kalır ve toprakta birike toprağın sertleşmesine neden olur. Çiftçilere ben şöyle bir örnek vereceğim. Eskiler bilir, kerpiç evleri iyi bilirler. Kerpiç evlerin sıvaklarını yapmak ve üzerine kış öncesi toprak koymak için çorak topraklar seçilir. Evet. Yani çorak toprakların da ana maddesi kireç ve tuzdur. Evet. Suyla buluştuğunda ne olur? Tamamen sertleşir, suyun geçirgenliğini azaltır. Peki bu kirecin varlığı ve tuzun varlığı bizim topraklarımızda olduğunu düşünürsek ne olur? Bitkiye de suyu vermeyecek. Bitkinin ilk çalışma sistemi kökten başlar. Hmm. Eğer biz bitkinin kökünü rehabilite edemezsek, toprakta çalıştıramazsak yukarıya da yansımaz. İşte çok güzel bir anlatım. Tüm sizin öğretmen olmanız lazımdı size. Allah razı olsun. Milli eğitime bir önerelim. Çok güzel anlattınız. Güzel bir noktaya değindiniz. Hani bizim amacımız burada kükürt yurt dışında da çok fazla bilinen bir ürün ve aranan bir ürün. Ki formülasyonların hiçbirinde bu yok. Baktığımda yani katiyen bunu bulamıyorsunuz ki bizim ülkemizde, çünkü o formülasyonu üretecek teknoloji ve insan yok. Evet. Bunun da çok iyi farkındayız. Şu kükürtler yıllarca insanlarımıza toprakta bir şeyler iddia edildiğini söylenerek satışı yapılıyor ve satılıyor da. Ancak
Bizler şunun farkındayız ki geçen sene yaptığımız programda da bunu gördük. Asıl Tabii. bildiğimiz o söylenen kükürt, o kükürt değilmiş. Bugün burada Artı bir de kullanacağımız kükürtmüş. En fazla şu yapılabildi, şu toz evet kükürt. şu Şurada anda göstereceğim. bir de Bunu o bardağı rica sulandırdılar. edeyim Sinan Evet. Bey. Şimdi bahsetmiş olduğumuz sarı toz kükürdün bir de piyasada şu anda üreticilere, bakın üreticileri bir kere O kandırabilirsiniz. kadar, o kadar ama. İkincisini kandıramazsınız. Kesinlikle. Mümkün değildir. Sarı toz kükürdü sıvılaştırılmış halde piyasada sıvı kükürt olarak İşte. satıyorlar. Ve bu sıvı kükürtün de suyla buluştuğunda damlamaları tıkadığını hiç kimse söylemiyor. Ama üreticiler bunu birinci veya ikinci uygulamada zaten görüyorlar. Bugün bu kükürdü satan firmaların bu ürünü verirken akabinde ya nitrik ya da fosforik ya da diğer damlama açıcılarını kullandırırlar. Evet, Neden? tıkayacağını Tıkayacağını biliyorlar. biliyorlar. Yani bu maliyeti 1-2-3'e Doğru. katlamış oluyorsunuz. Doğru. Aynı zamanda söylemiş olduğumuz gibi yani pH ile ilgili toprakta kesinlikle söylediğimiz sürelerin ön tarafında mümkün değildir. Bir dengeleme sağlaması mümkün değildir. Bakın Evet. burada işte sıvı kükürt olarak diye Piyasada adlandırdıkları satılan bakın kükürt. sarı toz kükürdün Sıvılaştırılmış. sıvılaştırılmış hali. Hiçbir farkı yok yani gördüğün Yani gibi. bunu hot toz kullan. Bunu çok ciddi damlamaları da tıkar bu. Tabii bunu zaten şu anda firmalar damlamalardan çünkü sulama sistemlerimizin %90'ı Damlama. damlamaya dönüştürüldü. Doğal olarak bu kükürtleri damlamadan kullanılmayacağı için Evet. formülasyon olarak bunların partikülünü daha küçültüp çözünürlüklerini çabuklaştırmak için bu formülasyonlar yapılır. Ama yine söylüyorum topraktaki pH ile alakalı kesinlikle ve kesinlikle Bir çalışma bir mekanizması yıldan, söz 3 konusu yıldan, değil. 5 yıldan aşağı mümkün değildir. O da o şartların olması gerekiyor. Evet, güzel noktaya değindiniz. Biz ise geçen sene yine bir yaz sezonuydu. Zahir Bey ile beraber bu konuyu konuştuğumuzda kendilerinin üretmiş olduğu kükürtten bahsettiklerinde ben de biraz burun kıvırdım. Hani bu kadar çabuk çalışan bir kükürtün olacağını Türkiye'de hiçbir bayide görmedim. Ben kendim de çiftçiyim. Yani bizim bayide böyle bir şey deseler bayi de inanmaz, ben de inanmazdım. Ancak siz canlı yayında ben size örnek göstereceğim demiştiniz ve Doğrudur, doğrudur. gerçekten canlı yayında çok da güzel bir örnek yaptı ki o örneği bugün sizler için tekrar yapacağız. Toprakta kükürtün çalışma mekanizması sizlerin ürettiği kükürtten bahsediyorum tabii ki çok hızlı bir şekilde işleve başlıyor. Hemen işleme başlıyor. Biz bir yıllık, 3 yıllık süreyi 7 güne Bekleyin. Evet. sığdırmışız. Yani uygulamış olduğumuz kükürdü tüm bitkilerde, bakın saçak köklerde 7 günde farkını görebilirsiniz. Uyguladığınız yer ve uygulamadığınız yer. Ağaçlarda ise yani kök bölgeleri kazık olan, daha derinlerde olan bitkilerde ise 12 ile 15-20 gün arasındaki ağaçlarda fark edersiniz. Zaten şu anda bizim aşağı yukarı 3.000-3.800'e yakın yüzünü görmediğim danışmanlık yaptığımız Çiftçinin ne üreticilerimiz var. güzel. Ve kendilerine de zaten gönderiyoruz. İnanın sadece telefondan kendileriyle ulaşıyoruz. Söylediklerimizi yaptıklarında çok mükemmel sonuçlar alıyoruz ve Çok iyi. herkesten Allah'ın rızasını alıyoruz. Bu bizi Ne güzel. gerçekten çok Ne mutlu güzel. ediyor. Çünkü çiftçinin güvenini kazanmak zor bir Çok iş. zor. Ben Çok onu zor bir programın iştir. başında dedim onu Zahir Bey sizlere Evet. ki bugün tekrardan bu deneyi gerçekleştirelim istiyorum ama bir reklam aramız yaklaşmış. Reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ki muhabbete çok fazla daldık. Normalde programımızın ilk yarısında soru almayıp diğer yarılarda alıyorduk sorularınızı ama programımızın bir ilk 15 dakikalık yarısında yine sorularınızı alamayacağız. Şurada bir geçen programımızda yaptığımız uygulamamız vardı. Onun aynısını yapmak istiyoruz sizlere ki özellikle buradaki yapacağımız çalışmada kameraman arkadaşım da sizlere gösterirse toprakta yapalım ki programın sonlarına doğru tam Tabii, görülsün yani istiyorum ben. kükürdün toprakta yapmış olduğu reaksiyonu insanların görmesi ve bu ürünün asit mi, kükürt mü ne olduğunu bunu anlatacağız Görmesi ve için. özellikle damlamadan kullanıldığına çiftçilere ne kadar bir fayda sağlayacağını Doğru. Bu anlatmak ve örnekle yapalım. göstermek gerekiyor. Evet. Kesinlikle yapacağımız iş aslında basit. Şu, Valla yeter mi bakın. bu kadar toprak Hani koyalım bir mı iki biraz daha? toprak daha koyun. Zaten taş gibi toprak Yani o bildiğiniz. özellikle ona dikkat çekiyorum. Beyaz kireçleri bol olan bir toprak Evet. içerisinde ki bu kireçlenmelerin
şiddetli olduğu topraklarda nasıl yaşıyor bitkiler? Allah yardımcısı olsun çiftçilerimizin. Yani çok Yeter. zorlandıklarının yeter mi bu kadar? Yeter o Ben de yeter. Zaten o farkındayım. birazdan hacmi Bayağı bayağı artacak değil artacak mi? o. Yani var Önce olan su. suyumuzu koyuyorduk değil Önce mi? suyumuzu koyalım. Tamam. Toprağın yapısını Bayağı görelim. bir Biraz daha donduralım. su koyalım onu. Bayağı bir donduralım Tabii istiyorum. tabii. Yani çünkü az biraz doldurduğumuz zaman içindeki kireçler daha net bir şekilde görünüyor üreticilerimiz de görürse. Hani burada siz dur dediğiniz zaman duracağım. Yeter Tamam mi? yeter. Yeter Şimdi o zaman. normalde bardağı alayım Sinan Bey. Buyurun. Şimdi bunu bir tarladaki toprak olarak düşünün. Düşünün. Evet, Şimdi sulama sert bir toprak, yapıyorsunuz siz. sulama yaptınız, çamur oldu. Ha, suyu almıyor içi. Birkaç gün sonra toprak yumuşak olduğunu görürsünüz. Ama nemden uzaklaştığı zaman toprak adeta taşlaşır. Evet. Bunu yapan da buna yardımcı olan kirecin varlığıdır. Tabii. Bizim kükürdün, üretmiş olduğumuz kükürdün toprakta uygulandığında bu söylediğimiz 7 gün içerisinde yani uygulandığı gün itibariyle zaten çiftçi bunu kendi toprağında görüyor. Bu ürünü damlamadan kullanıldığında kesinlikle damlama açıcı olarak nitrik, fosforik asit veya başka bir açıcıları kullanmasına gerek yok. Zaten bu ürün kireç ve tuzu ve diğer organik materyalleri Stres elementlerini yok parçaladığı etmeye yönelik. için damlamayı aynı zamanda bypass yapıyor. Yani ilk yaptığı iş sulama mekanizmasını temizliyor. Evet. Toprağa düştüğü andan itibaren de yapacağı görevler kükürdün, o kireçle ilgili mücadelesini, tuzla ilgili mücadelesi ve özellikle organik materyalleri karbonlaştırma özelliğini kendileri görecekler. Ve yapılan gübrelemenin arkasında bu kükürdü kullandığınızda gübrelerin bitkilerin iletim demetlerinden ikinci gün itibariyle yukarıya taşımasını Evet, sağlayacaktır. zaten Yani ki önemli olan bu bizler evet için. biz kükürdüğümüzü alalım. Tamam, onu ben Buyurun alayım, siz uygulamasını kendiniz yapalım uygulamasını istiyorum ki yapın. hani Evet. şurada dursun örneğimizi istiyorum. Tabii. Çünkü geçen programda üstüme bir damla damladı. Bu İşte programda burada damlasın şudur. istemiyorum. Organik Evet. bağları parçaladığını anlattığımız şudur. Siz yine Elbise dur deyince tabii duracağım tabii. ben. Yeter mi? Dökün biraz daha dökün. Bakın döktüğünüzde nasıl bir Evet. reaksiyonla karşılaşıyorsunuz. Evet. Evet, şurada Bardağı da dökün. biraz Tamam dursun. kapatın. Yeter. Üreticilerimiz de görsün Tabii istiyorum. tabii. Yani buradaki... Bakın toprağı nasıl parçaladığını bardakta net olarak kameraman arkadaş onu zoomluyor zannedersem. Evet, zoomluyor. Ve artı bakın orada görmüş olduğumuz köpükleşme, beyaz köpük kirecin yani kalsiyum karbonatı parçalayıp kalsiyum oksite çevirip bitki bünyesine yani nispeten bitkinin kalsiyum ihtiyacını da Gidermeye yönelik. kalsiyum karbonattan karşılıyor. Yani zararlı olan bir materyali faydalı hale çevirip Doğru. bitki bünyesine göre. Parmağınızı Ben de onu batırabilirsiniz. soracaktım. Tabii asit olup olmadığı ile Bakın alakalı. parmağım geri Yok hayır çıkmazsa. karıştırın parmağınızı karıştırın. Hayır ki bir rahat Allah bakabilirsin. korktum. Ha, hayır Yok. hayır kesinlikle su gibi bir elementtir. Asit değildir. Saf haline de elini batırabilirsiniz. Saf Sinan Hanım. haline de. Tabii tabii buyurun bardaktaki saf haline de Evet, saf batırın. haline de. Kıvamına bakın zeytinyağı Evet. kıvamındadır. Evet, bir şey değil yani böyle su gibi sert bir yapısı yok. Aksine yağsı bir yapısı var. Evet, Yani ben size oradan peçeteniz var olacak var. sanırım. He, peçeteyle. Şimdi elbisedeki yapmış olduğu mekanizma elbisede pamuk bir organik maddesi olduğu için organik bağları parçalıyoruz dediğimizdeki işte Evet. orada kimyasallara herhangi bir zararı yok ama pamuğu parçaladığı için işte elbisenize o anlamda zarar veriyor. Anladım. Yani pekala şurada izleyicilerimiz de görüyordur. Tabii her toprakta bu kadar yüksek oranda uygulamıyoruz biz. Yani burada çok fazla büyük yüksek oranda verdik. Ondan dolayı bu kadar hızlı bir tepkim oldu. Bu saf halini şu toprağa döksek bir etki alır mıyız? Tabii şu anda Şu böyle an hafif bir döksek. reaksiyon alırsınız ama suyla buluşmadığı Ha. sürece, suyla buluşmadığı sürece etki %100 mekanizması bir etki çalışmaz. mekanizması yoktur. Suyla çalışmasını da şöyle anlatayım. Bizim pH dediğimiz olay Evet. potansiyel hidrojendir. Evet. Yani potansiyel hidro siz toprağa hidrojeni verirseniz kireci Ha. parçalarsınız. İşte bu ürünün suyla Anladım. buluştuğunda sudaki var olan hidrojeni alır, toprağa transpor eder ve görmüş olduğunuz reaksiyonu görürsünüz. Zaten kireci de orada parçaladığında toprak 7-8 gün sonra kendi toprağınızda yürüdüğünüzde ayağınızın toprağa gömüldüğünü göreceksiniz. Değil mi? Ve toprak adeta burgul gibi olur.
Bunu İşte zaten istenilen olay o toprağın Tabii. yapısının tavında olacak ki kök gelişecek, su işleyecek, besin elementi işleyecek, toprak hava alacak, toprak ışık alacak. Zaten ben bir toprak analiz sonucunu elime aldığımda ilk baktığım olaylardan biri tabii organik madde pH vesaire diyorlar ama ben toprak yapısına bakıyorum. Tabii ki. İnşallah güzel bir yapısı vardır diyorum. Çünkü her şeye hemen hemen müdahale edilebiliyor. Azotu yükseltirsiniz, fosforu yükseltirsiniz, potası gübreyle bir şeylerle ama toprak yapısını değiştirebilme gibi bir şansınız yok. Ondan dolayı toprak yapısını bugüne kadar üreticilerimiz hep en fazla işlemeyle bir müdahale edebiliyorlardı ama bundan sonra daha gevşek topraklarını yapabilecekleri bir ürünleri var. Tabii kesinlikle bu ürünü kullandı. Zaten biz burada konuşurken birazdan bardaktaki toprağın hacminin nereye kadar yükseldiğini kamerada Göreceğiz. zaten Bunu da o göreceğiz. zaman şurada bütün topraklarımıza Tabii dökebilirsiniz, uygulayalım. sorun yok. Şimdi bu Şöyle bir ürün komple uygulayalım Golden bunları. Ace sıvı kükürtü topraklarda kullandığınızda traktör işçiliğinden Evet, özellikle bunun da hepsini gübrelemede kullanalım. Sinan Bey, Evet. gübrelemede özellikle biz şunu söylüyoruz. Bu ürünü kullandığınızda gübrelemenizi en az %30, %40 azaltın. Değil mi? Nedeni de şu. Biz Çünkü topraktaki besin elementlerini çözecek. tabii ki kükürt aşağıda pH'yi dengelediği zaman verilmiş olan ve önceden var olan yani gübrelerin özellikle fosfor ve potas ve mikro elementlerin açığa çıktığı için bitki onları erken zamanda ve çabuk bir şekilde aldığı zaman işte o 7 günlük, 10 günlük gibi kısa bir süredeki gelişimi bundan kaynaklanıyor. Bazı çiftçilerimiz şunu söylüyor. Ya biz bu kükürtü kullandık, gübre atacak mıyız? Tabii ki atacaksınız. Muhakkak bu Şimdi zaten besinlerin azot ayrı bir element, tabii. fosfor ayrı bir element, potas ayrı bir element. Kireç burada tek müdahale etmediği azot grubudur. Evet. Yani azot da nispeten toprakta ne kadar tutarsanız tutun 40-45 gün En tutarsınız. fazla, 46 en fazla. gün Doğru. boğazını sıksanız uçar gider. Doğru. Bitki de azotla özellikle çiçekten meyveye döndüğü zamana kadar özellikle üreticiler azotla bitkiyi yetiştirir. O bizim gebeleşme dediğimiz dönemde yani bitkilerin meyve dönemine geldiğinde kirecin varlığından dolayı bitki fosforu ve potası almadığı zaman ilk yakalandığı hastalık fusarium, kök boğaz çürüklüğü Evet. dediğimiz olaydır. Evet. Buna da engel olan tek element yine kükürttür. Doğru. Bizim şu anda uygulatmış olduğumuz mesela Yalova'daki kivicilerimiz var, Antalya'daki seracılarımız var. pH'ları ve kireç oranları çok yüksek olan topraklarda söylediğimiz periyodik aralıklarla kullandıklarından dolayı mükemmel sonuçlar alıyorlar. Ne güzel. Bu da gerçekten bizi mutlu ediyor. Bu ülkeye bu ürünü üreten iki tane insan, ikisi de Türk vatandaşıdır. Ne güzel. Bu İsrail'den, Almanya'dan, Amerika'dan gelen bir ürün değildir. Gerçekten bu ülkeye bu ürünü ne kadar ucra köşelere dağıtabilirsek bizi o kadar mutlu eder. Muhakkak. Katiyen onu tartışmasız Çünkü kabul ediyoruz ve bir senedir de bu öneriyoruz. ülkenin bütün geliri bu topraklardan gelir. Sermaye bu bizim. Boşuna köylü milletin efendisidir Tabii ki. denmemiştir. Olay buradan kaynaklanıyor. Sermaye bizim bu. Eğer ki köylü ektiğini biçip iyi bir hasat alıp bunu sermayeye dönülürse hepimize yansır. Katiyen buna da kesinlikle ben de katılıyorum. Bugün sezon finali yapıyoruz. Zamanı çok mantıklı kullanmamız lazım. Ondan dolayı hattımızda sorular var. Hemen onları alarak devam edelim. Alalım. Üreticilerimizi de Alalım. selamlayalım bir. Alo. Alo. Buyurun Hurşit Bey. Hurşit nasılsınız? İyi akşamlar Sinan Bey. İyi akşamlar efendim. Nasılsınız Hurşit Bey? İyiyim, teşekkür ederim. Zahir Bey'e de iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar Hurşit Bey. Nasılsınız? Bu Zahir Bey'e arada böyle bir buyurun. ürün çıkardığı için çok teşekkür ederiz. Biz Rica çok ederiz. ederiz. Ne demek? Bu Teşekkür arada biz hemen Hurşit Bey'i diğer seyircilerimize tanıtalım. İsmini görünce benim de aklıma geldi. Hurşit Bey geçen sene programımızla beraber bu ürünle tanışan üreticilerimizden biri. Bir sene boyunca kullandı ve denedi mi? Ve geçen sene bana söylemiş Denedim. olduğu kireç oranı %55'ti. Ben Türkiye'de 55 oranını bir tek Hurşit Bey'den duydum. Maşallah. Ama Evet. güzel tarafı organik maddesi yüksekti. İyi hatırlıyorum Evet. %4'lerdeydi. Oh çok iyi. Organik maddeden 4.94. kurtardık. Doğru muydu Hurşit Bey?
4.94 organik battı. Evet. Peki doğru. Peki Hurşit Bey. 55.1 kireç. Evet. Anlıyorum. Onları not almayacağım. Ben size birkaç soru soracağım. Madem sizleri yakalamışken. Siz ne tarımı yapıyorsunuz? Ne yetiştiriyorsunuz? Biz 1450 rakamlı Burtu Söğüt dedim ben. Evet. Burada 4000 dönüm sera var. Çok kaliteli domatesler olduğu için burada domates bir üreticisi yapıyoruz. Evet. Seralarda damlama kullanıyoruz. Pekala, bu ürünü kullandıktan sonra sizlerin bir problemi vardı. O problemi mi halletti? Yoksa herhangi bir problem şimdi, yoktu da üstüne güzellik mi kattı? Yoksa kullandık da bütün bitkilerimizi yaktı mı? Sinan Bey, ben şöylece tarif edeyim size. Bizim burada yaz döneminde Ağustos'ta domates çıktığı için piyasaya bizden iri meyve istiyorlar. Kaliteli istiyorlar. Kaliteli ve iri meyve istedikleri için bizim burada meyvede bir iritmede sıkıntı yaşadık. Evet. Ben de sürekli 10 yıldır bu zepseciliği yaptığım için daha önce de Antalya Kumruca ilçesinde yaptım. Evet. 7 yıldır da Söğüt'te yapıyorum. Maşallah. Pekala. Bu yönden buyurun. Meyvelerde sıkıntı olduğu için Zahir Bey sizin programınıza katıldım. Ertesi gün tekrar aradılar. 2 bidon gönderdiler. Denedim. İp bağladım. Zahir Bey ile görüştük. Ne güzel. Hafta demeden ipler araya girdi. Süper. Vallahi gerçekten bunu, böyle bir şeylere ben programım, kanalımız yani kim vesile olduysa onlardan Allah razı olsun diye. Evet. Cümlemizden gerçekten razı olsun. Şurada bir üreticimizin sıkıntısını çözmek gerekiyor. 10 yıldır seralarda domates üretiyorum. Böyle bir ürünle ilk defa karşılaştım. Ne güzel. İnşallah daha da bereketli sonuçlar alırsınız. İnşallah. Diyorum ya, amacımız işte üreticilerimize doğru bilgileri doğru insanlarla doğru zamanda doğru çiftçiyle ulaştırabilmek. Bütün bu güzellikleri bir araya getiren herkese ayrıyetten teşekkür ediyorum ben. İnşallah daha bereketli kazançlarınız olur Urşit Bey. İnşallah. İnşallah. Var mı izleyicilerimize söylemek istediğiniz, iletmek istediğiniz bir nokta? Şu anda bu ürünü herkesin kullanmasını istiyorum. Ben kullanıyorum. Bir sene, geçen yıl da devam ettim zaten toplamalar yaparken. O zaman fazla veremiyordum. Bu yıl da seralarımı şu anda dikimler yaptım bugün yine. Dikmeden önce 5'er kilo uygulattı Zahir Bey. Evet. Ekim öncesi çok uygulamaları yaptı. Damlamalarımızı artı bir de asit kullanmamıza gerek kalmadı. Onu çok da iyi çözdü. Gübrelerimiz yarı yarıya azaldı. Oradan da bir kerimiz var. Şimdi ben tam Zahir Bey siz bir durun bir dakika diyecektim. Biraz da maliyete değineceğim ben Urşit Bey'le diyecektim. Siz değindiniz. Çünkü bir de Zahir Bey olmadan konuşalım aramızda. Yani tamam, üretici tarafından güzel bir yenilik olması gerekiyor. Ama bu yenilik bize tarımda çok fazla büyük maliyetlere mal oluyor mu? Belli yerlerden kısıp kendi değerini karşılayabiliyor mu diyecektim. Cevabı verdiniz zaten. Evet, zaten girdilerimiz çok pahalı olduğu için çiftçinin hali kamuoyunda da belli. Evet, ama bizim bu yörenin domatesi çok kaliteli olduğu için mutlaka her tüketici insan marketlerden Söğüt domatesini bir sefer mahsus yemesini istiyorum ben. İnşallah ya, o zaman bir ara domatesinizi koparınca çok kaliteli kanalımıza da gönderin, burada da yiyelim. Sağ olsun, öyle bize gönderdiler. Geçen yıl göndermiştim Sinan Bey. Efendim? Geçen yıl göndermiştim. Göndermişti size tabii. Bize, bana da gönderdi, size de göndermiş. Bu sene de istiyoruz. İnşallah. Tamam, Allah bu sene çıkınca bu sene de istiyoruz o zaman. Allah'ın izniyle. Tamamdır Urşit Bey. Mutlaka. Sizler de bu bölgeye bekliyoruz. İnşallah. Zaten bir Adana turu yapacağız gibi görünüyor biz Zahir Bey'le. Nasip olursa, zamanımız olursa ki yanına uğramak istediğimiz ilk üreticilerimizin başında siz geliyorsunuz. İnşallah sizlerin yanınıza da uğrarız. Var mı bir arzunuz, isteğiniz bizlerden? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. En güzel akşamlar olsun. Vallahi gerçekten bu sevgiyi alabilmek bir kanal olarak bizi çok onurlandırıyor. İnanın bize çok büyük bir haz veriyor. Değil çünkü mi? Demin söylediğim gibi şimdi adamın 4 dönüm, 5 dönüm, 3 dönüm, 1 dönüm serası var. Hı. Sezonda her şeyini ona bağlıyor. Değil mi? Yani 1000 dönüm de olsa, 1 dönüm de olsa inanın anlatımım, mücadelem hiç değişmiyor. Ne güzel. Çünkü insanları mutlu etmek beni mutlu ediyor. Değil mi? İşte şu cümleleri duymak bütün benim dertlerimi, ağrılarımı, sızılarımı alıyor. Eyvallah. Gece eyvallah. Rahat uyuyorum. Aynı eyvallah. Şeyi siz de yaşıyorsunuzdur eyvallah. Eminim. Hani ben burada izleyicilerimiz de bilir. Yani 2,5 yıl oldu ekranda olalı. Hani geliyorum gidiyorum, ben İstanbul'da yaşıyorum, kanalımız İstanbul'da, sağ çekimlerimizi her ilde yapıyoruz. Bir şeylerin mücadelesini veriyoruz ama
her şeyin yanı sıra her şey bir kenara diyorum. Gerçekten şu iki tatlı cümleyi duymak yani bütün ağrımı sızımı o kadar alıyor ki. Doğrudur. Yani bu işe gönül vermiş herkesin bu hazzı yaşadığını iyi bilirim. Sizler de bu hazzı yaşıyorsunuzdur. Haklı olarak da inşallah karşılığını alırsınız diyelim. Yönetmenime soralım. Yönetmenim var mı attığımızda telefonumuz? Tamam alalım. Almadan çünkü ben bir şeye daha değinmek istiyorum Hürşit Bey ile ilgili. Genelde biz programımızda üreticilerimize bir ürünü, bir yeniliği kabullendirmek isterken hep kendilerine bir önerimiz vardır. Bu arada genele düşersek çok iyi olur diyecektim. Tamamdır. Bu önerilerimden biri sizin de az önce dediğiniz gibi öneri. Yani evet. Bir deneme parseli kurmaları. Tabii biz yani üreticilere şunu söylüyoruz. Kesinlikle insanların güvenini özellikle bu çiftçilerin, ülkemizdeki bu çiftçilerin güvenini kazanmak için kesinlikle kendilerine ne sunuyorsanız şahitli uygulama yapmak zorundasınız. Çünkü insanların ağzı sütten yanmış artık. Evet. Yoğurdu üfleyerek yiyorlar. Biz bu şartlarda, bu zor şartlarda bu üreticilere ancak ve ancak şahitli demonstrasyonlar yaptırıyoruz. Üretici istediğinde gönderiyoruz. Biz gönderiyoruz, uygulayın diyoruz. Zaten kısa bir sürede etki mekanizması gördüğünde tüm arazileri için istiyorlar zaten. Ne güzel işte bizimle. Bakın biz işte konuşurken toprağın yapısı bakın su nerede kaldı, toprak nereye kadar yükseldi. Bakın su adeta üstü çıktı, burgun gibi oldu. Evet, evet. Ki bu program bitmesine bir saat var daha, bir saate kadar bayağı bir şekil değiştirecek diyorum. Tabii bu uygulama dozuyla alakalı mesela. Tabii, uygulama tabii. Dozları da zaten ortalama, niçin uygulama dozu dedim. Bizim tüm bitkilerde uygulama dozu 2,5 ila 4 kilo arasında değişiyor. Hmm. Ama Hürşit Bey'in arazisi %55 kireç olan bir arazide biz kendisine sezon içerisinde en az 10 kilo tabii bu ürünü kullanması gerekiyor. Ve özellikle şu anda ekim yapmadan önce boş araziye dekara 5 kilogram düşürecek bir şekilde yaptık. Bunun da nedeni şu. Siz bitkiyi şaşırtma döneminde pH'si dengeli olan bir araziye diktiğinizde köklenmesi çok kısa bir sürede oluşur. Evet. Tabii yani zaten kökün istediği ortam hazır. Ve biz erkencilik yaptırıyoruz. En az 15 gün tüm bitkilerde erkencilik yaptırıyoruz. Bugün ben Silifke'de 1 Nisan'da kayısı kestirdim. Normal çok üretici 10 ila 15 Nisan'da kesiyordu. Bu yıl 15 Nisan'da kestirdim. Çok güzel. Hatay Samandağ'da ilk eriği biz kestirdik. Orada da 12 gün erken nerede kestirdik. Nerede niye görmüyoruz onları? Valla erikçilere biz kendimiz de görmedik. Takılıyorum. Zaten bu sene ben 9 tane eriğe 9 lira verince yani bir daha erik kilosu 400 istemedim. Liradan çıktı. Yani. Ama yine de bizi çok mutlu etti. O insanlara o şekilde faydalı doğru, olmak, sermayelerinde sermaye katmak gerçekten bizi kesinlikle mutlu ediyor. Ya birkaç noktayı değince unutuyorum. Buyurun. Hattımız var her şeyden önce. Hattımızda soru var, onu alarak devam buyurun edelim. Alo. Alo. Ha, buyurun. Hayırlı Mehmet akşamlar. Bey. İyi akşamlar Mehmet Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim Sami. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Mehmet Bey de yine bizim izleyicilerimizden ve kullanıcılarımızdan sanırım. Yanlış hatırlamıyorum. Evet, çok doğru. Badem üretir evet, kendisi. Tekirdağ'da. Sizi biraz tanıyalım Mehmet Bey. Buyurun. Ben öncelikle kendimi size şöyle izah edeyim. Öncelikle böyle bir yayını yaptığınız için tüm ekibinize teşekkür ediyorum. Rica ederim. Zahir Bey ile Golden Age sıvı kükürtle agrodivle tanışmama vesile olan bir kere sizsiniz. Burada size nasıl teşekkür etsem yani. Estağfurullah. Yani. Rica ederim. Sizlerin güzel ürünleri almak şahsım adına ve kanal adına en büyük teşekkürdür. Rica ederim efendim. Ne demek? Sizler bademde kullanıyorsunuz sanırım bunları. Şöyle. Hangi çeşit ben, bademiniz var onu bir sorayım ben. Bende Texas ve Nonpareil var. Tamam. 2009'da pekala ektim ben bunları. Tamam. Yani hobi olarak ektim aslında ama 11 dönüme yakın ektim. Tamam. İlk ektiğim zamanlarda çok sıkıntılar çektim. İlk 6 yıl ağaçlarımda hiçbir sıkıntı yoktu. 6. yıldan sonra böyle sanki bir pirana gibi aradan bir girmeye başladı. Ağaçların patır patır her sene 3 tane, 5 tane. Kurudu mu? Ne zaman ki Zahir Bey'le tanıştıktan sonra fazla vaktinizi de almayayım. Yani kısa olarak anlatayım. Ne zaman ki Zahir Bey'le tanıştıktan sonra sizin sayenizde benim ağaçlarımdaki kurumalarım gitti. Ne güzel. Kurumalar oluyordu değil mi ağaçta? Kökboğaz çürüklüğü. Ağacım da tamamen
değişiklikler oluyor. Şöyle söyleyeyim, yani ağacım tamamen strese giriyordu. Doğru, aman strese olsun bu dolayı. Sene inşallah don da vurmadı bildiğim kadarıyla Texas orada. Vurdu mu? Evet, bu sene tam bir 40 gün erkenciliğimiz var. Evet. Diğer bölgelere göre ve diğer yıllara göre. Ben çünkü her yıl bunu takip ediyorum. Yani bu sene sıkıntımız olmayacak inşallah. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Bizim bölgemizdeki topraklar yani tamamen aç. Doğru. Kesinlikle. Yani bunun üstüne ne koyarsanız koyun. O kesin yani. Faydası onu tartışmasız kabul ediyoruz. Yani bunu zaten genel olarak benden daha iyi biliyorsunuz. Siz daha çok araştırma yani yapıyorsunuz. Ben katı sadece bulunduğum bölge olarak söylüyorum. Evet. Şunu da söyleyeyim. Bu Golden Ace'in en önemli olanı toprakta ve toprağın üstündeki olan bitkiye müthiş bir faydası var. Değil mi? Yani zaten... bu ben şöyle söyleyeyim. Reklam amaçlı söylemiyorum. Estağfurullah. Yani bunu kendi tenzih edelim. Kesinlikle mesela bizim bu Trakya'da kırmızı dediğimiz bir çift bir toprak var. Evet. Bu toprak hem yapışkan bir toprak. Tamam. Yağmuru, güneşi gördüğü zaman yani bir nevi beton atmış gibi oluyorsunuz. Doğru, sertleşiyor hemen. Aynen. Yani buna istediğiniz kadar su verin, toprak altı gübresi verin, hayvan gübresi verin. Kesinlikle verdiğiniz gübrelerin hiçbir tanesini bu ağaç almıyordu. Almadığından dolayı strese girip ve benim ağaçlarım kuruma yapıyordu. Çok kötü, çok. Neyse maalesef. Artık bu saatten ama sonra toprağı yumuşatıp sanırım ağaçlarımızı kurtardım. Artık sizin sayenizde Zahir Bey'in de üretmiş olduğu bu bir takım durumlardan dolayı ben ağaçlarımı kurtardım. Tekrar tekrar yani sizin de huzurunuzda Zahir Bey'e ne kadar teşekkür etsem gerçekten az yani. Yoksa ben bu sene kesinlikle dikmeyi düşünmüyordum. Boş yerim vardı aynı arazi içerisinde. Ve ben bu sene 175 tane tekrardan badem ektim. İşte biz tarımda bunu istiyoruz. Fidan dikilsin, üretici kazansın, herkes bu işe heveslensin. Bir iki hayır duası alabilirsek de sizler gibi üreticilerimizden. Hayır dua. En büyük kazancımız bu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani sizin de yayınlarınızdan dolayı size de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yayınlar yapıyorsunuz. Yayınlarınızın devamını efendim bekliyoruz. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Evet, şimdi Mehmet Bey gerçekten çok açık gönüllü ve çalışkan bir üreticimiz. Hiç vazgeçmemiş belli. Araştırmış ta size kadar bulmuş ve mücadelesinden yılmamış. Bilinçli bir çiftçi. Bilinçli bir çiftçi. Güzel sonuçlar almış. Bilgiye açık bir çiftçi. Evet. Söylediklerimizi gerçekten harfiyen tarlanın sürümünden sulanmasına kadar işte özellikle bizim üreticilerimize yapraktan bizim uygulattığımız bakteri, canlı hücre ve enzim içerikli ve içerisinde 6 mikro element, demir, bor, bakır, mangan, molibden, çinko içeren tek bir ürünümüz var. Tüm bitkilerde bunu kullandırıyoruz ve şu anki bizim danışmanlık yaptığımız, yüzünü görmediğimiz üreticilere tabandan, damlamadan Golden Ace'i gönderiyoruz, yapraktan AgroLive'ı veriyoruz. O yaprak gübresini de zaten kullandırdıktan sonra bitki 6-7 günde, 8 günde bitkinin gelişimini gördüklerinde mükemmel bir mutluluk sağlıyor. İşte zaten ki sadece kök değil, yaprak da önemli. Bu uygulamalara da ben değinmek istiyorum. Tabii. Ama burada zaman çok hızlı geçiyor. Gerçekten bir reklam zaman aramız hızlı daha geçiyor. Yaklaşmış. Reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Mehmet Sert Bey Edirne'den aramıştı ki kendisinin bademlerindeki kurumaların sebebini evet, siz nasıl tespit ettiniz? Kendisi bize telefonla ağaçların kök bölgelerindeki resimlerini çekmişti. Hı. Toprakla ilgili. Ben de toprağa aşağı yukarı 20-30 santim herhangi bir köke yakın toprağa kazmasını ve o kök bölgenin resmini çekti. Ağaçların genel yapısını bize çekti. Biz de uygulamalarımızı kendilerine şahitli birkaç ağaçta uygulamalarınızı yapın. Tabii keşinli fusaryumlu olan bitkilerde bahsettiğimiz o 10 gün 20 gün gibi kısa sürede etki mekanizmasını kök bölgesinde göremezsiniz. Ama vejetatif aksamda bitki zaten o dönemi geçirdiği an, o hastalıklı dönemi tedaviye geçtiği an yeni yeni filizlenmelerin olduğunu bize hemen kendisi söyledi. İnandı. Ondan sonra uygulamalarımızı tüm bölgelerinde, tüm ağaçlarında devam ettirdik. Hatta dozu arttırarak uyguladık.
Çünkü oranın da pH yüksekti, kireçleri yüksekti. Ve hatta o bölgede şu anda çeltiklerde bizim uygulamalarımız var. Ne güzel. Çeltiklerde yosunlaşma ile alakalı büyük o tava dediğimiz bölgelerin kenarlarında yosunlaşma olduğu zaman verimsizliğe neden oluyor, hastalıklara neden oluyor. Ama bu kükürdü ekim öncesi boş toprağa uyguladığınızda sonra çeltikleri havuz sistemine getirdiğinizde o yosunlaşmaların olmadığını görüyorsunuz. Evet. Bunu da yapan kükürttü zaten. Ne güzel. O zaman bir telefon daha, bağlantımız daha var. Onu alarak devam edelim. Alo. Alo. Buyurun Ömer Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ömer Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Ömer Bey'i de ben tanıtayım izleyicilerimize. Ömer Bey de geçen sene sanırım bizlerle iletişim kuran kivici. Evet, bir kivici. Bayağı sorunları olan bir kivici. Evet. Evet. Sizlerden biraz yorum alalım o zaman Ömer Bey. Nasıl bir problem vardı? Nasıl bir uygulama yaptınız sizler? Ben şimdi kivilerimde benim kök boğaz hastalığı vardı. Kök boğaz sürüklüğü vardı. Evet. Allah'a şükürler olsun onu yok denecek seviyeye düşürdüm. Çok iyi. Ondan sonra o deminki kullanmış olduğum o sert toprak vardı ya. Evet. Aynen benim toprağım öyleydi. Ne güzel. O kükürdü kullandım ve bu toprağı ondan sonra bahçeyi kullandıktan sonra ya öyle bir değişiklik oldu ki toprağa baktığım zaman sanki böyle bir pamuklu toprak. Çünkü benim yan tarafımda hemen amcanın kendi kivileri var. Aradaki fark %100. Yani birebir şahit ediyorsunuz. Geçen sene 80-90 tane kivim dondu. Evet. Kivim dondu orada. O kivilerde evet. O kivilerde tekrar büyüdüler ve bu sene üzerlerinde meyve var. Ne güzel. Tekrar üzerinde meyve aldım. Don vurmuş kivilerden bahsediyor Ömer Bey. Benim bu sene, onu geçen Zahir Bey'e söylemiştim. Başka bir tarafta gene donanlar vardı. Bende bu sene donlu olayı olmadı. Evet. Bu sene donlu olayı olmadı. Ve ben bunu Zahir Bey de geçen sene geldi gördü. İçlerine fasulye ektim. Şey yaptım. Bu bizim bölgenin bir çamur fasulyesi dediğimiz o var. Mükemmel bir. Ve o az olay. Özellikle ben bunca senedir böyle bir lezzetli fasulye yemedim. Çok güzel. O kadar bir tat, o kadar bir lezzet yaptı. Yalnız Sinan Bey, sizden ve Zahir Bey'den sizi almak istiyorum. Buyurun. Ben bu sene tekrar oraya barbunya ve çalı fasulyesi ekeceğim. Tamam. Sizi Çiftçi TV olarak oraya davet ediyorum. Ben Hodri Meydan diyorum. Zahir Bey orada, ben de burada. Yaptığı işi orada şimdi söyleyeceksiniz ve çekeceksiniz de. Tamam Ömer Bey. Allah razı olsun. Senden de Zahir Bey'den de. Rica ederim. Allah sizden de razı olsun. İnanın bu davetinizi hiç kırmayacağım. Ben gerekirse genel müdürümüzle görüşeceğim. Sizler bekliyorum ve boşnak verin. Estağfurullah. Sizler bize haber verin. Bizler muhakkak ziyaretinize geleceğim. Hemen ben burada notumu da alıyorum. Evet. Çünkü istiyorum ki üreticilerimiz yaptığımız uygulamaları sahada da görsün. Kesinlikle. Saha çalışmalarımız da olacaktı. Zaten Hürşit Bey'e de söz verdik. Size de sözümüzü veriyoruz ve bu saha çalışmalarını üreticilerimizin daha iyi bilinçlenmesini sizler vesile olduğunuz için ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizler gibi yeniliğe açık, her zaman bir araştırma içerisinde olan üreticilere biz sadece birer köprüyüz, bir katalizör görevi görüyoruz. Sizler gerçek işi bitiren kesimlersiniz. Eğer bir nebze faydamız olduysa bizler için ne mutlu, sağ olun, var olun diyorum. İzleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir öneriniz var mı? Allah razı olsun. Ben şunu söylüyorum. Zahir Bey vermiş olduğum malın arkasında yani. Ben zaten o konuya değineceğim. Öyle bir çok gübre isteyen, çok şey yapan bir ürün. Yani onun yetiştirmesi gerçekten zor bir şey. Ama Zahir Bey geçen sene yağmurda, çamurda ayakkabı paçalarını sıvırıp bahçeye girdi. O onu orada şeyi gördü. Gerçekten Adana'dan geldi oraya. Ne güzel. Benim, ben böyle bir şey yaşamadım. Böyle bir şey de olmadı. Adam bana gübreyi verirdi. Hadi Allah başının selameti derdi. Ama Zahir Bey malımın arkasında olduğu için ben bu... Deminden beni Eskişehir'den bir abi aradı. Sen dedi bunu kullanmışsın. Bak dedim şimdi canlı bağlantıya bağlanacağım. Beni orada dinlersin dedim. Yine ben ona şimdi şey yapacağım. Ve yine ben onu arayacağım şimdi. Kendisini bir daha göreceğim. Kesinlikle bu ürünü alsın ve kullansın. Değil mi? En kötü ihtimal bir deneme yapsın. Yani başka ben başka bir şey demiyorum. Şunu tükürt, şunu tükürt. Sağ olun, var olun Ömer Bey. Ben sizlere görüşleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Zahir Bey çok selamlar. Aleykümselam. Aleykümselam. En güzel akşamlar olsun Ömer Bey. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet. İyi akşamlar efendim.
Ömer Bey de işte bizim programımız sayesinde bilinçlenen bir üreticimiz. Eğer bir üreticimizi daha bir tarıma heveslendirdiysek bizler için ne mutlu diyorum. Hani bu konuya detaylı bir şekilde değinmek istiyorum ama yönetmenim uyarıyor. Özellikle Ömer Bey'in bu durumuna ve yaptığı birkaç yorumu not aldım. Bunları sizlerle zamanımız olursa değerlendireceğim. Tabii. Hattımızda sorularımız çok yoğun. Yönetmenim uyarıyor. Sorularımızı alarak devam alalım, edelim. Alalım. Alo. Alo. Buyurun İsmail Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Nasılsınız? İyiyim Sinan Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Fındıklarımız nasıl oldu? Fındıklarımız Zahir Bey'in sayesinde, sizlerin sayesinde çok güzel oldu. Ne mutlu işte, bu cümleyi duymak yetiyor. O zaman ben de yüzsüzlük yapıyorum. Fındığı geçen sene bana göndermişti. Artık kanala gönderin. Bu sene kanaldakilerimiz yesin. Kanaldakilerimiz yesin. Nasıl pekala bu sene uygulamalarımız devam ediyor mu? Şimdi hocam Zahir Bey'le zaman zaman zaten yine telefonlaşıyoruz. Bir karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyoruz. Fındıklarımızı bizim geldiğindeki yosunlar %80-90 diyelim gitti. Evet. Bu yosunla ilgili sorunu çözmüş olduk. Çok güzel. Yani ki bahsettiğim yosun Zahir Bey'in kendisinin bu uygulama başlığı yaptı. Orası maalesef dondan dolayı yandı. Evet. Ben diğer bahçelerde tekrar aynı uygulamayı o uygulama bahçesinde hariç yerlere de yaptım. Evet. Orada çok güzel faydasını gördüm. Çok güzel. Ne mutlu. Ama Zahir Bey şimdi şahitliği uygulama değil ya. Evet. Şahitliği uygulama da kaybetti. Yediği sorarsınız. Yok ki bir şey. Herhalde ayetler yazdı. Olsun. Olsun. Yani doğaya karşı yapacak hiçbir şey yok. Tarımın da riskli tarafı bu. Hani biz, herkes beni cevizci olarak bilir. Biz de cevizde yaşıyoruz bu sıkıntıları. Senelerce evet, yemek ver. Bir sezon boyunca geliyor, don vuruyor. Hiç istenmedik bir durum ama biz hevesimizden ve mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Sizler de taviz vermeyin. Başarımızın devamı gelsin çünkü. Şimdi hocam bir de şunu söyleyeyim. Yani ben Zahir Bey'den, Allah razı olsun, yaptığı uygulamalardan ve cömertliğinden çok memnunum. Ne güzel. Arkadaşı sağ olsun geldi, Adana'dan kalktı. İstanbul'a geldi. İstanbul'dan aktarmalı otobüsle Zonguldak'a geldi. Gecenin 1 saat 4'ünde ben adamı Ereğli'den aldım. Ve köye getirdim. Ve sabah 9'da kalktık. Patpat dediğimiz bizim tarım aletimiz var. Ona bindik, beraber bahçeye gittik. Evet. Ve akşam 5'e kadar uygulama yaptık. Ne güzel. Beraber. Benle beraber çalıştı. Hatta kendi telefonumda video alanında vardır onun. Vay. Uygulamaları canlı olarak yaptık. Evet. Yani ben böyle bir işten olarak çalışan bir arkadaş bu zamanda görmedim. Bizim burada devletin maaşını alan burada mühendislerimiz var. Bu adamları biz kendi arabamızla getirmek istiyoruz. Adamlar bizim bırak yani gelmeyi, oradan beri bize şunu yapın bunu yapın diyorlar ve bazıları da mühendislerle bizim mühendis arkadaşlarımız firmalarla anlaşmalı bizi başka özel firmalara sevk ediyorlar. Gübre kullanmamız için, işte başka türlü ilaç kullanmamız için. Doğru. Ben bu yüzden kendisiyle de bunu konuştuk. Allah razı olsun tüm fındık üreticilerine, bak sesleniyorum buradan. Alsınlar, denesinler ve çok büyük farkını görecekler. Ben yaptım, gördüm. Sağ olsun, teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde oldu. Sağ olun. Ve Zahir Bey'in sayesinde oldu. Bir de fındık üreticilerine bu zamana kadar bizim bu çevrede bildiğimiz bu bazı şey yöntemler var. Dededen kalma. Evet. Bu dededen kalma yöntemleri artık bırakmalarını ve ikinci toprak tahlili. Çok önemli. Kesinlikle. Çok önemli. Ben üst gübreleme yapmadım bu sene. Evet. Neden yapmadın dersen, benim toprağımda azot fazla çıktı. Zahir Bey'le bunları paylaştık. Üst gübreleme gerekmiyor. Doğrudur. Alt gübrelememizi yaptık ve toprak tahliline göre devam ediyoruz. Devam edin muhakkak. Yapılan işlerden çok memnunum. Siz bizim orada örnek çiftçi misiniz Ömer Bey? Gerçekten orada fındıkta bazı durumları değiştirecek uygulamaları sizlerin bahçesinde görerek yapacak birçok üretici. Ve sizler orada bir köprü görevi görüyorsunuz. Bir vesile olacaksınız diğer fındıkçılara. Bunu da unutmayın. Kesinlikle çalışmalarınızı aksatmayın. Bizler her zaman yanınızda olacağız. Bütün açık gönüllülüğümle her programda söylüyorum. Amacımız burada çiftçinin problemine, sorununa gerçekten bir çare bulabilmek ve bunu bütün ülkeyle paylaşabilmek. Buna vesile olduğunuz için ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Var mı söylemek istediğiniz başka? Ne demek hocam? Ben teşekkür ederim. Çiftçi TV
ailesi olarak sağ size. Sağ olun, var olun. Ve Çiftçi TV ailesinden bir de Ağrım Şahane programına katılmıştım ben. WhatsApp'tan bu fotoğrafları bile gönderdim. Mehmet Bey'i bekliyorum artık Zonguldak'a ve artı Zahir Bey buraya gelecek. Tekrar benim misafirim olacak ve sizi de geçen sene gelemediniz. Bu sene davet ediyorum. İnşallah diyorum ben Ömer Bey. İnanın bizim için önemli olan ulaşabildiğimiz kadar çiftçimize ulaşabilmek zaten. Bunları da siz istiyorsunuz, bizler neden istemeyelim. Emin olun bu davetinizi hiç kırmayacağız. Açık gönüllü cümleleriniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Zahir Bey. Çok çok selamlar. Size de tekrar selam ediyorum. Ve benim, akşamlar olsun. Ve benim ceviz yudamlarımı da istiyorum sizden. Tamamdır. Tamamdır Ömer Bey. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet şimdi sorularımıza yoğunluğu çok fazla verdik. Bir videomuz vardı. O videomu artık hatta görsel resimler programın sonuna doğru veririz. Çünkü değinmemiz gereken yani noktalar var. Özellikle Ömer Bey olsun, diğer bütün üreticilerimiz olsun söylediği bir noktayı burada hiç çekinmeden izleyicilerimizle paylaşabilirim. Sizin en sevdiğiniz yanınızı bahsetmek istiyorum ben Zahir Bey. Gidiyorsunuz siz açık konuşmak yani gerekirse. Bu insanlara her yere kesinlikle gitmeniz lazım. Yani gitmeniz gerekiyor. Çünkü katma değeri yüksek ürünlerden bahsediyoruz. Bugün bir Karadeniz bölgesi Türkiye'nin fındık kalbi. Evet. Bugün fındık dünyanın hiçbir yerinde Karadeniz'de yetişen fındığın lezzetini hiçbir yerde alamazsınız. Doğru. Buradaki sorunların da ne olduğunu bildiğimiz için çözüm odaklı yaklaşmaya çalışıyoruz. Bunu da yapmanın ilk şartı üreticilere ve etraftaki köylüler olsun, kazalar olsun insanları toplayıp demonstrasyonlar yapmanız lazım. İnsanlara inandırmanız gerekiyor. Bu sorunların ne olduğunu ve bu sorunları nelerle çözdüğünüzü anlatmanız ve göstermeniz gerekiyor. Çiftçi bunu istiyor. Kesinlikle bugün kivi inanın her yıl rekortesi düşüyor. Ve ana sorun toprak. Evet. Fındık aynı keza. Orada da aşırı yağışlardan dolayı şimdi verimsizliğin en büyük nedeni yosunlaşmadan bahsettim. Biz evet. Orada kükürdü anlatırken yani Golden Age sıvı kükürtü orada toprağın pH'si yüksek olduğundan dair biz kullandırmadık. Bitkiye kükürdü aldırıp ve bitkideki o yosunlaşmayı bertaraf edecek kükürt elementini anlattık. Anlattık ve bunu gösterdik. İşte İsmail Bey ne dedi? Şimdi yaptığımız şahitli uygulamada çok aşırı bir don vurdu. Hepsini birden yaktı. Ona yapabilecek bir şeyimiz yok. Ama yosunla alakalı ne dedi? Yosunlar şu an yok. Bu çok büyük bir olay. Yani mucizevi bir olay. Katiyen. Zaten ki çiftçinin istediği böyle bir şey. Önemli olan onlar mücadelesine devam edecektir. Hani sizlerin göstermiş olduğu tavır da ayrı bir hoşuma gidiyor. Her zaman çiftçinin yanında olup birebir gitmeniz beni çok sevindiriyor. Ki zaten önemli olan bu. Yani bir ürünü verdikten sonra bir daha görmemek, bir daha iletişimi kesmek etik bir durum değil. Sizler kesinlikle. Bunu yaşatmıyorsunuz. Gerçekten kesinlikle, ki kesinlikle. Bu ürünün de ülkemizde çok daha hızlı yayılacağından adım kadar eminim. Bir yıl içerisinde nerelerden nerelere geldi. Allah'a çok şükür bir yılda büyük güzel. Büyük yollar kat çok ettik. Güzel yollar bunu üreticilerin katlediniz. Bilinçli üreticilerin sayesinde yaptık. Evet. Yani bugün bir köyde bir üretici 7-8 tane komşusu vardır. Tarla komşusu. Biz bunu yaparken herkes görüyor. 15 gün içerisinde 10 gün gibi kısa bir sürede bitkideki gelişimi, toprağın strüktürünü nasıl olumlu bir şekilde kükürdün yaptığını gördükleri zaman anında size dönüşleri yapıyorlar. Evet. Şimdi bunun ticaretle hiçbir alakası yok. Ticaret zaten ikinci planda. Siz ürününüzün nasıl olduğunu, toprağın yapısını nasıl değiştirdiğini anlattıktan ve gösterdikten sonra ticaret arka planda zaten geliyor. Evet zaten önemli olan ben de net konuşacağım. Burası dost meclisi birçok çiftçimiz de biliyor. Şimdi yönetmenin videoları verdi. Buradan videolardan konuşalım o noktaya değineceğim. Yavaş yavaş gidelim burada duralım bir yönetmenim. Evet burası Adana'nın Göberen Hızlı. Köyünde Yumurtalı'nın Göberen Köyünde
Yunus Bey'in kabak tarlasında bu yıl kendileriyle buluştuk. Yaptığımız şahitli uygulamalarda, bakın sol tarafta yapmış olduğumuz uygulamalar ve sağ tarafta yapmadığımız uygulamalarda net olarak görebiliyoruz. Ve orada çok erkenci bir kabak yetiştirdik. Beraberinde kabak çok hassas bir bitki. Özellikle fungal etmenlere elverişli bir bitki. Ve biz orada külleme, küfle alakalı sadece tedbir amaçlı ilaçlar kullandık. Ama hastalıkla ilgili hiçbir şey yaşamadık. Ve geçen sene üretici ben bir dönümde bir baranda diyelim. Yani dönüm değil, bir baranda ben 8 kiloyu alamazken bu sene 8 kiloyu çok rahat bir şekilde aldım. Ve don vurmuş olan bir bitkiden bahsediyoruz. Evet. Hızlı geçelim resimleri Burak Bey. Buradan çünkü çok fazla zamanımız kalmadı. Üreticilerimizin sorularını da çok fazla almak istiyorum. Bunu hızlı burası geçelim. Burası İzmir Bayındır'da bizim kirazcılarımız. Topraktan uyguladık burada. Tabii tabii. Bunları hem topraktan, yapraktan AgroLife'ı uyguladık. Evet, burada. Burası Adana'nın işte yine Yüreğir Bekmezköy tarafında Doğan Bey'in tarlası. Soya fasulyesinde yapmıştık şahitli uygulama. Burası. Burası da yine Karataş'ta Adana'da ziraat mühendisi arkadaşımızla beraber buğdayda yaptık. Burası Mersin, Erdemli'deki üreticilerimizin seraları. Burada duralım yine, bir arkadaşlar. Evet, burada duralım. Alt yapraklarda eğer ki zoomlanırsa yapmış olduğumuz uygulamadan 20 gün sonra bitkinin her yaprağın altında yeni bir sürgün olduğunu göreceksiniz. Evet. Bakın incelediğinizde her yaprağın altında yeni bir sürgün. Bu çok büyük bir hızlı gelişmeyi anlatır. Evet, yani bu özellikle fidanlarda, cevizde olsun, bademde olsun, özellikle yeni dikimlerde siz toprağı rehabilite ederseniz, topraktaki kireci, kükürtten bertaraf ederseniz bitkinin kök bölgesi çok hızlı bir şekilde gelişir ve vejetatif aksam aynı anda kendini gösterir zaten. Hızlı geçelim bunda arkadaşlar ki burada görüyorum toprak bayağı sert olmasına rağmen arka planda görünüyor. Tabii toprağın yapısını da yani buradan görebiliyoruz. Yani bayağı sert olmasına rağmen. Burası da yine, duralım. Burası da yine Adana'da Cırık bölgesinde yani Adana Yüreği Cırık köyünde Hamit Bey'in tarlasındaki kavun. Bakın sağ tarafta uygulama yapmadığımız bitki, sol tarafta yaptığımız, bakın yani şahitli uygulama yapıyoruz. Hı. Bu da 17-18 gündeki gelişme, damlamadan yapmış olduğumuz Golden Ash sıvı kükürtü ve yapraktan AgroLife'ın uygulaması. Biz bu AgroLife'ı uyguladığımızda yaprağa bir başka bitki besin elementi de kullandırmıyoruz. Evet, anladım. Yeterli oluyor diyoruz. Tabii ki. Geçelim arkadaşlar. Videoyu hızlı bitirip soruları almak istiyorum çünkü. Burada da zaten net bir şekilde görünüyor sağdaki ve soldaki karıkların farkı. Burada da evet, bu da kavun bitkisinde ilk yaptığımız uygulamadaki topraktaki yapmış olduğu reaksiyon. Burası taban suyu yüksek olan bir yerde. Bu marolda mesela sağ tarafta 3 hatta bakın uygulama yapılmadı. 7 günkü gelişme bu. Yine bu Çorlu'daki bir üreticimiz. Bu da Adana'da patates bitkisinde bakın sağ tarafta bir dönüme yakın bir uygulama yapmadık. Sol tarafta yaptık. 12 gündeki gelişme bu. Evet. Bu da Hatay Belen'de yapmış olduğumuz zeytin tarlasındaki uygulama. Zaten ve bu da tekrardan başa geldik. Evet. Tamamdır sayın yönetmenim, seyircilerimizin sorularını almaya devam edelim. Ki bu arada ben hemen şunu üreticilerimize hızlı bir şekilde iletmenizi istiyorum. Hepsinin merak ettiği bir soru. Uygulamayı nasıl yapacağız? Basit bir soru. Uygulama şu. Diyecektim. Eğer ki hububat hububat kısmında yani buğday işte mısır olsun yani açıkçası şöyle sulama suyunu yağmurlama ya da damlama suyu yapılmayan ürünlerde tüm ürünlerden bahsediyorum. Ekimle beraber toprak analizi yapılırsa toprak analizinde kirecin varlığına göre doz ayarlaması yapıyoruz ama dönüme maksimum olarak bir uygulamada dekara 4-5 kilogramı ekimle beraber uyguladığımızda ve bunu yağmur öncesi yaptığımızda çünkü yağmur suyunun pH'i de düşük olduğu için yağmur suyuyla çok daha çabuk etkileşime giriyor. Ekilimi yaptıktan sonra ekimle beraber zaten uyguluyoruz, bırakıyoruz yağmuru. Çünkü kükürt buharlaşan bir element değildir. Siz bunu holderle bir sefere mahsus ekimle beraber toprağa attığınızda toprağa yapışır. Yani isterseniz bir ay sonra yağmur yağsın ya da 15 sonuçta gün sonra. Toprakta kalıcı azot gibi uçucu değil diyorsunuz. Kesinlikle yani kesinlikle. Bunun uygulamasıyla ilgili çok püf noktalar sormak istiyorum ama yönetmenim de uyarmış, bir reklam aramız daha yaklaştı. Reklam arasından sonra uygulama yöntemlerini anlatarak devam edeceğiz.
Çelikel, profesyonellerin tercihi. Ege Vision Yem'den ishal önleyici kuzu ve oğlak geliştirici VisioFort. VisioFort ishal olan kuzu ve oğlaklarda çift dozlu uygulamayla kesin sonuç aldırır. Hayvanlarınızdaki mineral madde kayıplarını azaltır, bağışıklık sistemini geliştirir. Sindirim sistemini geliştirerek yeme geçişini hızlandırır. Süt veya mamayla karıştırıldığında %100 kendiliğinden erir. Kuzu ve oğlak kayıplarını azaltır, sağlıklı hayvanların gelişmesine olanak tanır. İşletmenizin geleceği olan kuzu ve oğlaklarınız ishalden dolayı ölmesin. Ege Vision Yem. Sağlıklı hayvanlar, mutlu işletmeler. Güvenilir tohumlar, sağlıklı yarınlar için Kur'an Tarım. En yüksek verimi tescillenmiş tohumlarımızla her yıl ürünlerinize ürün, veriminize verim katacaksınız. Silajlık mısırın yeni efesi Batem Efe. Tescilli en yüksek verim sahibi silajlık hibrit mısır tohumu Burak. Ürünlerimizi Panko Birlikler, Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye ve Kıbrıs'ın her yerindeki bayilerden temin edebilirsiniz. Güçlü kadrosu, üstün deneyimi ve sahip olduğu teknolojiyle tohumculukta lider kurulur. Kur'an Tarım. Aktürk Makina şok kampanyalar yapmaya devam ediyor. Aktürk A2000 Alman malı 2 ipli Haşbaysız Rausendorf bağlama gruplu balya makinesi sadece 40 bin lira. Aktürk A3000 Alman malı 3 ipli Haşbaysız Rasp'ı bağlama gruplu balya makinesi sadece 40 bin lira. Aktürk A3000 HP Alman malı 3 ipli Haşbaylı Rasp'ı bağlama gruplu balya makinesi sadece 45 bin lira. Aktürk 10 dakikada 50 balya yükleme kapasiteli balya yükleme asansörü sadece 5.000 lira. Hemen arayın. Siz de bu şok kampanyaları sakın kaçırmayın. Aktürk Makina. Kaliteli ürünler, mutlu müşteriler. Özbudak Makine Sanayi'den çiftçilerimizin işini kolaylaştıracak ot silaj makinaları, tek sıralı mısır silaj makinaları, 75 beygir güç ile çalışabilen sıra bağımsız silaj makinaları. 1970 yılından bugüne Türk tarımının gelişmesine katkı sağlayan Özbudak Makine Sanayi bir telefon kadar yakınınızda. Özbudak Makine Sanayi. Artık her şey daha kolay. %100 ithal AgroMaster kombine silindirik balya makinesiyle ürün tarladan toplanır, kıyılır, sıkıştırılır ve yuvarlak balya haline getirilir. AgroMaster kombine silindirik balya makinesi biçilmiş ürünü toplayıcı tablayla tarla yüzeyinden alır, kesici bıçaklarla kıyarak balya odasına aktarır, sıkıştırır ve hava almayacak şekilde paketler. Püskürtme düzeneği, fermantasyonu hızlandırmak, kötü bakteri ve mantar oluşumunu engelleyen Kulant takviyesi yaparak en iyi kalitede ot silajı elde edilmesini sağlar. Traktör kabininden makinenin tüm fonksiyonları kolaylıkla kontrol edilir. AgroMaster. Proken yağ serisi rotavatör ve rotatillerle toprağınızı bir sefer değiştirin. Ekime hazır hale getirin, zamandan ve yakıttan tasarruf edin. İşlediğimiz her karış toprağın ülkemizin geleceği olduğunu unutmayın. Proken Tarım Makineleri. Farmtek'ten çiftlik makine ekipmanları ve anahtar teslim çiftlik kurulumları. Hayvanlarıma daha sağlıklı yem yedirmem için yem karma makinesine ihtiyacım var diyenler. Farmtek'te sizler için istediğiniz büyüklükte ve istediğiniz genişlikte yem karma makineleri var. Kendi yemimi kendim hazırlamak istiyorum diyenler. Farmtek'te sizler için de yem ezme, yem kırma ve ot parçalama makineleri var. Daha bitmedi. Çiftliğiniz için sağmane projelendirmeleri ve seyyar sağım makineleri de var. Sütümü soğutmam gerekiyor. Bunun için süt soğutma tankına ihtiyacım var diyenler. Sizler için Fantek'te süt soğutma tankları da var. Aynı zamanda Fantek'te çiftliğiniz için ihtiyacınız olan hayvan taşıma fırçaları, gübre sıyırıcılar, separatörler, sıvı gübre ve katı gübre dağıtma römorkları da var. Kısacası Farmtek'te çiftliğiniz için her şey var. Hemen arayın. 0264 291 5091. 1964 yılından beri Türk çiftçisine hizmet veren Erdem Tarım Makinalarında kombine hububat mibzerleri, gobre diskarolar, gübreli ara sıra çapa makinaları ve işinizi kolaylaştıracak daha birçok ekipmanı bulabilirsiniz. 0322 612 1414 0553 764 3416. Biz 57 yıldır çiftçi için çalışıyoruz. 57 yıldır emeğinize bereket katmak için uğraşıyoruz. Bizim işimiz gelişen son teknolojiyi kullanarak kaliteli makineler üretmek
Yaptığımız yatırımlarla sizin daha az emek ve zaman harcayarak hasadınızdan daha çok verim almanızı sağlamak. Sizler yılmadan, usanmadan ektiniz, biçtiniz. Bize cesaret veren sizin durmaksızın çalışmanızdı. Biz de sizin için en kaliteli ürünleri, en çok çeşidi tek elden ürettik. Sizin çalışkanlığınız bizim tohumumuz, bizim ürettiğimiz ürünler sizin hasadınız. Tarımsa olay, Türkay'la kolay. Türkay. Türk tarımının gelişmesi ve çiftçimizin kalkınması amacıyla üretmiş olduğu makineleriyle sektöründe liderlik yapmaktadır. Ayçiçeği hasat tablası, 14'lü balya toplama makinesi, dal öğütme makinesi, bahçe gübre dağıtma römorku, balya makinesi, katı gübre römorku, meyve toplama römorku, mısır hasat tablası, tek parça desteğiyle ve yaygın servis ağıyla Türkiye'nin dört bir yanında çiftçisine bir telefon kadar yakın olabilmeyi başarmıştır. Çelikel, profesyonellerin tercihi. Fuardayız programı Konya Tarım Fuarı'nı ekranlarınıza taşımaya devam ediyor. Yeni ürünleri, markaları, gelişen teknolojiyi ve çok daha fazlasını yakından takip etmek için Fuardayız'ı kaçırmayın. Fuardayız Perşembe günü saat 15'te Çiftçi TV'de. Birbirine sorunun konusu küçükbaş hayvan yetiştiriciliği. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği nedir? Nasıl yapılmalıdır? Yetiştiricilerin yaşadığı sorunlar nelerdir? Yetiştiriciler nasıl desteklenmelidir? Hayvancılık geliri üreticiyi tatmin ediyor mu? Veteriner hekim Ömer Şükrü Coşar'ın konuğu küçükbaş hayvan yetiştiricisi Abdülkadir Özdemir. Birbirine sorun Perşembe günü saat 19'da Çiftçi TV'de. Evet değerli izleyicilerimiz, Çiftçinin Sesi'nde sezon finalinde son bölümde son programdayız. Biraz acıklı oldu sanki. Sanki veda etmiyoruz ama bu bölümümüzde sizlere biraz sıvı kükürtün kullanımının dozlarından, alanlarından bahsedeceğiz ki tam değinmiştik. Topraktan uçup gitmiyor azot gibi. Toprağa yapışıcı bir özelliğe sahip demiştiniz. Evet. Ben kendim cevizciyim. Bir ceviz bahçem var benim, 50 dönüm. Evet. Bu 50 dönümlük ceviz bahçesine nasıl bir uygulama yapmam gerekiyor? Sulama sistemim, damlama sulama. Ağaçlarımı örnek veriyorum 10 yaşında. Hangi dönem aralıklarıyla, hangi sulamalarda nasıl vermem gerekiyor? Şimdi şu cevizden bahsettiniz. Örnekten. Sadece ceviz. Evet, ceviz için bahsedelim. Eğer ki 10 yaşında olan bir ağaçların önce bir vejetatif aksama ihtiyacı vardır. Biz cevizlerde damlama varsa zaten bunu damlamadan, gözler patlamadan en az 10 gün önce damlamadan verdiriyoruz. Eğer ki herhangi bir bitki besleme de verilecekse önce bitki beslemeyi verdiriyoruz. Akabinde kükürdü uyguluyoruz. Çünkü onları parçalayıp bitkinin bünyesine göndersin. Neden 10 gün ya da 15 gün önce kullandırıyoruz? Bitkinin kök bölgesindeki var olan kireçle yapacağı mücadeleden dolayı açığa çıkacak olan fosfor ve potası bitki zamanı geldiğinde alsın. Hazır mama kök bölgesinde bulunsun diye. Yani belli bir periyotla kullanmam gerekiyor mu yoksa bir kere kullanmak yetiyor mu? Hayır, bir kere değil. Ben demin analizden bahsettim. Toprak analizlerini aldığımızda
kirecin varlığına göre doz ayarlaması yapıyoruz. Ama afaki konuşalım. Dediğiniz ceviz bahçesinde minimum 2 uygulamayla çok ciddi güzel farkları alabilirsiniz. Bitkideki gelişimi görebilirsiniz. Eğer o bölgede tabii işte mantar hastalıkları ile özellikle rahatsızlıklar var mı yok mu onları da bilmek lazım. Tabii, tabii. Ha bu doz 4'e de çıkabilir, 3'te de kalabilir, 2'de de kalabilir. Ama yeni fidanlarda ne yapıyoruz? Biz dozu direkt 2,5'tan uygulatmıyoruz. 1,5'tan uygulatıyoruz. Çünkü ağaç kök bölgesi küçük olduğu zaman ona göre doz ayarlaması yapıyoruz. Dönüme ne kadar veriyoruz? Dönüme minimum 1,5-2 kilodan başlıyoruz. 4 kilo 5 kilolara kadar çıkabiliyoruz. Yani toprakta herhangi bir yan etkisi yok. Toprağın strüktürünü bozmuyor. Tamamen toprağın geçirgenliğini, oksijenini, her şeyini tek başına bunu dengeliyor. Ben sorularımı soracağım. Hattımızda seyircilerimizin soruları çok fazla. Yönetmenim de özellikle uyardım. Artık kullanan değil de sorusu olan üreticilerimizin tabii, tabii, sorularından kullanmayan üreticilerimiz olsun. Alarak tabii devam ki edelim. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Zafer Bey. Arkadaşlar sesi açar mısınız biraz? Buyurun Zafer Bey. Ya ben seracıyım da ben. Alanya'da seracıyım ben. Ne yetiştiriyorsunuz? Domates mi? Hayır, salatalık. Salatalık. Nasıl bari ilk çiçekleri verdi mi? Bayağı büyüdü mü? Tabii canım. Hayır. Ben tek sezon ekiyorum ben. Ha, tek sezon yapıyorsunuz siz. Evet, daha o zaman dikmediniz falan ekiyorum. Tamam. 15-20 gün sonra falan hasatı biter. Tamam, pekala. Buyurun yardımcı olalım. Sorunuz neydi sizin? Ben seneye turfanda kavun ekmeyi düşünüyorum da. Tamam. Ben bu kavunu araştırdım. Bu çatlamalar falan oluyormuş soğuktan dolayı. Ben yani o çatlamayı nasıl engellerim? Zahir Bey'e soracaktım da. Tamam. Hemen bunlarla ilgili detaylı açıklamalar yapıyoruz. Var mı sormak istediğiniz başka bir soru? Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Evet Zafer Bey nasıl bir cevap veriyoruz? Hemen şimdi üretici atıyorum. Çok çok güzel bir konuya değindi. Evet. Özellikle kavun yetiştireceğim dedi ve çatlamalarla evet ilgili bir soru sordu. Yani çatlama dediğimiz zaman bitkinin kalsiyum alamadığının işaretidir. Kabuk yapamıyor. Kesinlikle kalsiyumu bırakmayan topraktan bitki bünyesini engelleyen kirecin evet kendisidir. Ta kendisi. İşte buradaki sorunun cevabı siz kükürdü ekimden önce toprağa girdiğinizde vereceğiniz kalsiyumu gerek damlamadan gerek yapraktan uyguladığınızda bitki bünyesine hızlı bir şekilde gider. Yalnız burada kalsiyumu şu dönemde kullanmalarını istiyorum. Tüm üreticilere söylüyorum ve tüm bitkisi olanlara. Yani ağaç bitkisi olsun ya da sebze bitkileri de olsun. Çiçeklerin meyveye döndüğü 12 gün sonrası yani 12-15 gün arasında değişebiliyor. İklim de burada çok büyük bir faktör. Yani şöyle bir örnek vereceğim. Bebeğin ilk doğduğunda ilk ihtiyacı ne? Süt. Evet. Sütün kendisi nedir? Kalsiyumdur. Yani bebeğin önce kemik gelişimini sağlamamız lazım. Bitkilerdeki meyvelerin de çiçekten dönüşünü 10-12 gün sonra kalsiyum uygulamalarına kesinlikle ve kesinlikle başlamaları gerekiyor. Yani meyve büyük, çatlaklıkları gördükten sonra kalsiyumu girdikten sonra hiçbir fayda sağlamaz. Çünkü kalsiyumun bitki bünyesinde 12 ile 17 gün sonra başlıyor. En geç anladım bitki bünyesine giden elementten bahsediyoruz. Kalsiyumu ilk dönemlerde kullansınlar ve özellikle o kavun bitkisinde de ekimle beraber ya da şaşırtmadan önce bu kükürdü kesinlikle uygulamaları gerekiyor. Diyoruz. O sorunlarla kesinlikle yaşamazlar. Tamamdır kesinlikle. O zaman bir diğer telefon bağlantımıza geçiyorum hemen. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar iyi Zafer Bey. İyi yayınlar Sinan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız efendim? Çok teşekkürler. Benim sorum olacaktı. Buyurun, rica ederim. Ne demek? Güzünde sizi aramıştım. Yeni bir üreticiyim, badem yetiştiriciliği için. Evet, tamam. Nasıl bademleriniz şimdi? Bademler iyi genel olarak ama bir 50 kadar kuruma var. Tamam. İşte bu ilaçtan almak isterim. Hani bu ilaca ulaşabilir miyim? Hani bizim bölgeye İlaç gelebilir miyim? Neden kurumalar neden peki hala? Sudan mı, kök bazlı çürüklüğünden mi, başka bir şeyden mi? Sulaması ne acaba?
su aslında yaş azlığı bu sene vardı Sinan Bey. Evet. Yani biz dikerken suladık da çukurlarda bayağı güzel bir açtık. Anladım. Sulamanız nasıl? Işte, damlama sulama mı veriyorsunuz yoksa salma mı? Şu an henüz sulama sistemi kurmadık. Kaç yaşındaki ağaçlarımız? Daha bu sene diktik. Olsun, yani fazla geç kalmayın. Sizin bölgede bu aralar sulama yapılması gerekiyor yeni dikilse de fidanlar. İşte biz... Yoksa bunu, daha çok hani, kurur. Çabuk olun Zafer Bey, yani kurumaların sebebi odur yani. Damlama kurmayı düşünüyorduk. Hani kurun bu arada. Kurun, fazla geç kalmayın. Kaç dönüm diktiniz? 33 dönüm kadar diktim. Kaç ağaç kurudu dediniz? Bir 50 kadar kuruma var. Daha da çok olur. Çabuk, hızlı bir şekilde siz onlara su vermeye çalışın. Bizim buralarda hala şükür olsun bol bol yağmur yağıyor ama sizin oralarda evet, bu mevsimde zordur. Sulama sistemini burada çekin. Ben size bu uygulamalarla ilgili detaylı bir şekilde de yardımcı olacağım. Çünkü bademle ilgili size birkaç öneride de bulunmak istiyorum. Evet. Sorunuza da cevap vereceğim. Telefonu kapadıktan sonra numaranızı rejiden arkadaşlara bırakın. Sizlere özellikle bademe yapılacak ilk sene uygulamalarla ilgili birkaç öneride de bulunacağım. Var mı sormak istediğiniz başka bir soru? Yok, herhangi bir sorum yok. Yalnız işte bu ilaç alma konusunda... Bununla ilgili programın sonunda bir sizlere hatırlatma yapacağım. Başka sorunuz yoksa şimdilik sizlere iyi akşamlar diliyorum. Tamam, teşekkürler. Dediğim gibi telefonu kapamadan numaranızı bırakın rejiden arkadaşlara. İlk sene bademe yapılacak uygulamalar pek fazla bilinmiyor. Ben size birkaç konuda yardımcı olacağım. Tamam, teşekkürler. İyi akşamlar, sağ olun. İyi akşamlar. Evet, vallahi şaşırdım. Sizin Adıyaman bölgesi sıcak bir bölge. Hemen suyun verilmesi gerekiyor ama bademlerde ki mesela bademin ben cevizci olarak bilirim. Evet. Cevizin en yakın akrabası bademdir. Bademdir tabii. Bademden çok nefret ediyorum. Yanlış anlamayın. Neden biliyorsunuz mu? Badem çok değişik bir bitki. Hani değişik tarafı ne? Fazla suyu veriyorsunuz şımarıyor, suya alışıyor. Hep bana su ver diyor. Suyu arttırıyorsunuz, bu sefer o kadar su alıyor ki meyve yapmıyor. İşte sadece odun yapıyor. Suyu kısıyorsunuz, hemen küsüyor ağaç. Bu ağaç biraz duygusu fazla olan bir aslında ağaç gibi badem, hissediyorum. Toprağa seçici olan bir bitki. Çok çok seçici. Yani toprağa hassas olması gereken bir bitki. Toprak strüktürü düzgün olması gereken bir bitki, kök yapısına sahiptir. Evet. Bizim zaten az önceki telefonda Mehmet Bey'in geçen seneki sorunlarından en büyük bir tanesi o kök boğazla ilgili sorunuydu. Ve biz uygulamalarımızı yaptığımızda toprağın yapısı, bademin kök bölgesinin yumuşadığı için bu sefer bitki ne yaptı? İstediği toprağı buldu ve güzel bir şekilde gelişimini tamamladı. Evet. Yani biz buradaki o toprakta bitkilerin toprak seçiciliğini bilmek lazım. Kesinlikle. Yani bugün bir cevizin toprak yapısı ayrı, bademin ayrı, narenciyenin ayrı. Ha, genel anlamda birbirine yakın ama toprak yapıları bölgelere göre çok değişkenlik gösteriyor. Evet, kesinlikle. Zafer Bey'e de yardımcı olacağız. Saatime bakıyorum. Zaten bu sezonki son bölümüm, son programım, böyle içim acıyor. Buradan Selim Bey'i çağıracağım. Selim Bey, son olarak toprağımızı bir yakından zoomlayalım. Döktüğümüz uygulamalar nasıl oldu? Onları bir değerlendirerek toparlayıp bir programı kapatacağım. Bir de bu arada özellikle Adana'da şu anda biz aşısız karpuzu tekrardan getirmek üzere projelerimiz var. Adana'da iyi tanınan bir ziraat mühendisi Ayhan Barut abimiz var. Evet. Onunla istişare içerisinde biz aşısız karpuzu tekrardan yaparsanız getirmek... Yaparsanız ben de söz veriyorum, bir programda kesinlikle bu konu üzerinde yapmak istiyorum. Niye diye soracaksınız. Bunu. Kabak yemekten bıktım. Anlıyorsunuz. Biz Adana'da olmak, inanın biz karpuz yiyemez olduk. Yani kabak yemekten bıktım. Kesinlikle. Bununla ilgili de yemin ediyorum her bir Türk genci bu orijinal aşısız karpuzun tadını alsın diye ben de elimden geleni yapacağım. Gerekirse bir program yapacağım. Bunun da sözünü veriyorum. Hatta ben bu konuya geçeceğim de yönetmenin bir soru daha aldım. Onu cevaplayalım, öyle geçelim diyor. O zaman sorumuzu alıp öyle devam edelim. Sonra da toprağımızı değerlendirelim. Alo. Alo. Buyurun Fethi Bey. İyi akşamlar efendim. Sinan Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Fethi Bey. Nasılsınız Zafer Bey, efendim? Diyorum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Biraz önce
Hemşerim de bademle ilgili su olarak, damlama sistemi olarak bir soru yönelttiler. Çok da memnun oldum şu konuyla ilgili. Şimdi benim de bir Elazığ bölgesinde 300 dönüme yakın bir badem. Arkadaşlar ses açar mısınız biraz? Ben bunu Milli Emlak'tan aldım. Yalnız 45 güne yakındır ben devlet su işlerinden paramla su alacağım halde Keban Barajı'ndan 45 gündür su kullanım izni bekliyorum. Anladım. Yani 27 gün Elazığ Bölge Müdürlüğü'nde kaldı. Artı evet. Şu anda 20 gündür de Ankara'da. Yani kimse bir muhatabımız yok. Artı bize 90 günlük bir süre verilmiş. Bu konuyla ilgili yani Milli Emlak 90 gün içerisinde projeyi yapıp onaylatmamız lazım. Biz su kullanım izni alamıyoruz. Lütfen bizim sesimiz olun. Yani ben 100 milyara yakın devlete para ödeyerek ihale usulüyle bunu aldım. Tamam Fethi Bey, programımızda açık konuşayım, size de yardımcı olacağım ama daha çok konumuzu dağıtmadan devam etmek istiyoruz. Sizlere bu konuyla ilgili biliyorsunuz bizim haber muhabirimiz Ümit Bey var. Ümit Bey ile iletişime geçip bu problemi ele almanızı ve değerlendirmenizi sağlayacağım ki kendisi bu konularda aktif bir büyüğümüz biliyorsunuz. Sizlere muhakkak yardımcı olacaktır. Sizler dediğim gibi tekrardan telefonu kapamadan önce numarayı rejiye numaranızı bırakın. Ümit Bey'le görüştüreceğim ve sorunuza çözüm olması için ben de elimden geleni yapacağım. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum size. Teşekkür ederim Sinan Bey. İyi akşamlar olsun. İyi akşamlar, sağ olun. Evet, son olarak bir biliyorum sürem de bitti ama şu toprak örneğimizi verip böyle programımı kapatmak istiyorum. Eğer yakından da alabiliyorsa yönetmenim de göstersin. Toprak bayağı eridi bildiğimiz. Burada o kesif yapısı kalmadı. Gördüğünüz gibi baya baya gevşedi. Bulgur gibi dediğimiz tabiri geldi. Tabii o su buharlaştığını düşünürseniz toprak adeta torf halini alır. Çözüldü ve resmen burada bitkinin her türlü gelişebileceği bir ortam oldu. Tabii bunları su olmadan düşünüyoruz ki işte yani bitkinin bizden istediği bu mucizevi bir şey değil. Pek fazla bir şey istemiyor ki bunu da yapabilirsek biz bitkilerimize ne mutlu bize diyoruz. Programımızın da sonuna geldik Zahir Bey. Evet. Vallahi çok zevkli bir program oldu yine. Ben sizden size hep sıkıştırıyorum, yine sıkıştıracağım. Bir söz almak istiyorum, öyle kapatacağım. Devamını yapalım bu çalışmaları. İnşallah. İnşallah diyelim çünkü üreticilerimize aktaralım. Ne kadar üreticimize bu olay yayılırsa benim için o kadar hizmet etmiş sayıyorum kendimi. Bununla ilgili çalışmalarımız hız kesmesini istiyorum. Burada sadece bölgelerle, ürünlerle kısıtlı kalmadan ya ulaşabildiğimiz her çiftçimize ulaşacağımıza da inanıyorum. Programımızı kapamadan sizlerin son birkaç cümlesi varsa onları ararak programımızı kapatıyorum. Üreticilerimiz çoğu belki aramıştır. Programa katılmayıp katılamamıştır. Evet, onunla ilgili bize ulaşmaları açısından kendileri şöyle bir dipnota eklemeyi ben isterim. Çok fazla üreticimizin bu programı izlediğinin farkındayım. Bununla ilgili nasıl değerlendirme yapmak istediklerinin de farkındayım. Kendileri bize sosyal medyadan her zaman sadece programa telefonla bağlanıp sorularını soramıyorlar. Bizim Ürün Soytarım diye bir Facebook sayfamız var. Oradan sorularını sorabilirler, ulaşabilirler ve elimizden geldiğince yine yardımcı olacağızdır. Buyurun. Sosyal medyadan normalde bize ulaşabilmeleri için internetten Zahir Kaçmaz yazmaları yeterli olur. Hem onunla ilgili bütün verileri, bütün videoları Türkiye'nin her bölgesinde görebilirler. Evet, bizi 7/24 zaten orada telefon bilgilerimiz var. Ürün alıp almamaları hiç önemli değil. Teknik bilgiyle bildiklerimizi, tecrübelerimizi herkesten 7/24 paylaşırız. Bu ürünü üreten iki tane şahıs var. Firmamız HZH Kimya olarak, Halil Aydoğan ve Zahir Kaçmaz olarak bu ülkedeki tüm topraklara canı gönülden hizmet etmek zorundayız ve bu zorunluluğu canı gönülden de istiyoruz ve bunu da başaracağız. Bu ürünü kullanan tüm üreticiler, herkese teşekkürlerimizi bir borç olarak biliyoruz. Yapmış olduğumuz programdan dolayı da size ayrıyeten Çiftçi TV ailesine çok çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim efendim. O teşekkürü ben ediyorum. Neden diye soracaksınız. Bizler burada bir kanal olarak varız ama bizlerin kanal olarak ayakta kalmasını, başta değerli izleyicilerimiz, başta da sektörde yenilikleri ülkemize getiren, üreticilerimize faydası olan firmalar sağlıyor. Böyle çalışmaları yaptığınız için ben sizlere tekrardan çok teşekkür ediyorum. Çok zevkli bir program oldu ki sizlerle bir programı yapıp da zevksiz olması zaten mümkün değil. Çok kattığınız enerjiden, verdiğiniz olumlu bilgilerden dolayı ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, Çiftçinin Sesinde bugün sezon finali yaptık ama bu demek değil ki bizim çalışmalarımız hız kesecek. Asla, tam aksine sezon itibariyle tekrardan dediğim gibi sahaya inmemiz gerekiyor. Ve sahada artık ürünlerimiz çıkmışken sizlere örneklerimizi, kükürtlerimizi, birçok ürünümüzün denemelerini yaparak, birçok programımızı yaparak ekrana vermek istiyoruz. Ondan dolayı sezon finali yapıyoruz. Önümüzdeki sezonumuz Ramazan'dan sonra başlayacaktır. Yeni misyonuyla, yeni çalışmalarıyla daha hızlı ve daha canlı olacak bir şekilde sizlerle buluşacaktır. Bugün programımızın sonuna geldik. Zirai Eğitim adlı programımız, bant kaydımız oluyor biliyorsunuz. Pazar günleri 17'de yayınlanıyor. Programımız hiç ki hız kesmeden devam edecektir yeni çalışmalarıyla. Bugünlük bizden bu kadar, sezondan da bu kadar. Sizlere tarımınızda bol bereketli kazançlar ve iyi akşamlar diliyorum.